Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Altın, gümüş ve borsa konuşacağız. Dün günden bayağı bir yoğundu. Hem İmamoğlu davası nedeniyle iç piyasamızda özellikle borsada sert satışlar görmüştük. Dış piyasaya baktığımızda da dün akşam saat 10'da Fed'in faiz oranı kararı vardı. Beklendiği üzere 50 baz puanlık bir faiz artırımı geldi. Sonrasında da Powell'ın açıklamaları oldu. Ve piyasa bunu böyle çok şahin açıklamalarmış gibi algıladı. Değerli metallerde düşüşler başladı o andan itibaren ve bugün de devam etti. Yine küresel borsalarda şu anda bakıyorum. ABD Dow Jones endeksi -2. DAX, Almanya DAX -3. Bayağı sert satışlar var. Yine ons altında -1,5 düşüş var. Yine gümüş onsa baktığımda -3,25'lik düşüş var. Fakat şöyle bir dün geceye dönüp baktığımızda hani aslında Powell her zamanki her toplantıdaki söylediği şeyleri söyledi. Yani enflasyonu dizginlemekte kararlıyız. İşte enflasyonu kontrol altına almakta kararlıyız. İşte faiz artırımları devam edebilir. Hani böyle bunlar bana geçmiş toplantılardaki cümlelerini bildiğim için çok fazla şahin gelmedi. Ama şu var, neden piyasa bu kadar çok düştü? Demek ki piyasa daha güvercin bir konuşmaya hazırlamıştı kendisini. Böyle bir konuşmada gelmeyince, yani şunu beklediler. İşte biz artık faiz artırımlarını durduruyoruz bu ay itibariyle diye bir algı bekledi aslında. Algı demeyeyim de bir açıklama bekledi. Böyle bir algı vardı demek ki, piyasada hakimdi. Çünkü Fed toplantısının son tutanaklarına baktığımızda faiz indiriminde artık sona gelindiği gibi cümleler vardı. Piyasada kendine bunu bu şekilde hazırladığı için bu cümleler gelmediğinden dolayı böyle piyasanın yönü aşağıya döndü. Sonrasında da baktığımızda arkadaşlar şu anda ABD 10 yıllıklarının gerilediğini görüyorum. Yani şu anda olması gereken olayın şu olması lazım. Madem ki ons altın düşüyor -1,5, gümüş -3,5, işte Dow Jones -2,20, işte DAX endeksi -3. Şu anda ABD 10 yıllıklarının yukarı kopması gerekirdi ama o da -1. Şu anda 3,45. Hatırlıyorsunuz değil mi onun 4'ün üzerindeki seviyelerde dolandığını? Yani böyle sanki bu düşüşler bana aldatıcı geliyor. ABD 10 yıllıklarını takip etmeyi daha doğru buluyorum ben. Böyle küresel piyasalardaki işte kriz fiyatlamaları için ilk bakacağım gösterge ABD 10 yıllıklarıdır ve orada herhangi bir böyle sert bir yükseliş yok. Evet, VIX korku endeksi %5 yükselişti ama şu anda 22. Biz aylarca 30'un üzerinde gezdik değil mi bu VIX korku endeksinde? Dolar endeksinde böyle bir yukarı hareket var bir miktar, %0,72'lik. O da 104 seviyesinde, yani o 105 dediğimiz kritik seviyenin de altında. Bu yüzden ben bu düşüşlerin hem değerli metallerde hem de küresel borsalardaki bu düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bugün dün akşamki Fed'in üzerine ABD'den gelen sanayi üretimi perakende satışlar verileri de çok berbat gelince tuzu biberi oldu. Yani ve bu veriler birkaç gün etkili oluyor böyle piyasada. Sonrasında piyasa tekrardan yoluna dönüyor. Yine Avrupa Merkez Bankası bugün 50 baz puan faiz artırımı yaptı. İşte hepsini topladığımızda bir negatiflik hakim oldu piyasaya arkadaşlar. Normal karşılıyorum yani ben bu düşüşleri. Hani bu düşüşlerin hepsini Fed'e yüklemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani çok böyle abartılı şahin bir konuşma yapmadı. Sadece enflasyon aslında konuşmayı başlamıştı da sonlara doğru bu enflasyon ve faiz için 2023 sonu hedeflerinde bir tık böyle yukarı rakamlar gelince piyasa bunu sevmedi. Çünkü daha güvercin açıklamalar bekliyordu ve bu güvercin açıklamaları vermedi Powell. Ama ben artık Fed'in de böyle çok fazla sıkılaşmaya devam edeceğini düşünmüyorum. Bugün de gelen zaten perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerine baktığımızda çok kötü geldiler. Gerçekten beklentinin bayağı altında geldiler. Bir resesyon tehlikesi var ve Fed'in bu resesyon tehlikesini görerek bundan sonraki adımları daha kontrollü atacağını ve artık bu sıkılaşma macerasına bir son vereceğini düşünüyorum ve bir fırsat olarak görüyorum arkadaşlar bu hem borsalardaki hem de değerli metallerdeki geri çekilmeleri. Şöyle ons altınla isterseniz hemen başlayalım. Evet, ons altında 1880 hedefimiz var yukarıda ve bu hedefte herhangi bir beklenti kaybı, bir sapma yok benim için arkadaşlar. Şurada geri çekilmelerde 21 günlük hareketli ortalama var. 1770 buralara kadar geri çekilmeler devam edebilir. Hatta şurada 200 günlük hareketli ortalama var. 1762. Eğer bu 1762-1760'ın altında 2 adet günlük kapanış görürsek o zaman durum ciddi diyebiliriz. Şöyle bir de haftalığı kontrol edelim. Bakın haftalıktaki MACD'deki al sinyali hala geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Fakat şöyle kötü bir durum oldu. Salı günü de zaten sizlerle paylaşmıştım. Bakın haftalıkta ilk defa bu süper trendin sell sinyalinin üzerinde 1780'lerin üzerinde bir haftalık kapanış gelecek bu hafta. Ve burada bir al sinyali oluşacak haftalıkta, yani orta ve uzun vadeli bir al sinyali oluşacak diye belirtmiştim. Ve şu anda o al sinyali burada kayboldu. Hani tam yeni çıkacak iken maalesef buradaki al sinyali kayboldu. Tabi hafta bitmedi. Yarın yön tekrar yukarıya döner ve 1780'in üzerinde, pardon 1800'ün üzerinde, bakın şurada 1797, 1798 yazıyor ama 1800'ün üzerinde bir haftalık kapanış gelirse güzel olacak arkadaşlar. 1880'e olan yolculuğunun bir nevi böyle bir perçinlemiş olacak bu 1800'ün üzerindeki haftalık kapanışlar. Şöyle 4 saatliğe bakalım, biraz daha kısa vadeciler için. Bakın burada şu süper trendi bir kapatalım. Evet, EMA 100 dediğimiz seviyenin 4 saatlikte güzel bir destek olduğunu görüyoruz. Bakın burada 23 Kasım tarihinde de buraya iğne atmış ve sonrasında bakın yine satışların bugünkü o dünkü ve bugünkü sert satışların burada durduğunu görüyoruz. Fakat şurada da bir direnç artık meydana gelmiş. 1787 arkadaşlar burası. Bakın daha önceki destek şimdi direnç görevi görüyor. 1787'nin üzerinde 4 saatlik kapanış gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tekrar şöyle günlüğe dönelim. Kısa bir özet yapalım. 1760'ın altında 2 adet günlük kapanış gelmedikçe yükseliş trendi devam eder arkadaşlar. Haftalıkta ise 1800'ün üzerinde bir haftalık kapanış gelirse 1880 hedefi biraz daha belirginleşir. Evet, geldik gram altına. Evet, gram altında önce şöyle günlükte bakalım, daha sonra da haftalıkta kontrol edelim. Evet, sizlere 1140 hedefini vermiştim. Kısa ve orta vade için, öyle çok uzun vade için de değil. Bu bandın gelmesini bekliyorum arkadaşlar ki ons altında da 1880'in gelmesini bekliyorum. Özellikle ons altındaki Fed sonrası kayıplar nedeniyle gram altında da geri çekilme olduğunu görüyoruz. Günlük grafikte 21 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Aynı şekilde Kaufman 55 günlük ve 100 günlük 200 günlük hareketli ortalamalarında üzerinde olduğumuz için şu anda pozitif hava devam ediyor arkadaşlar. Şöyle 4 saatliği alalım. 4 saatlikte bizim takip ettiğimiz destek seviyesi EMA 100 seviyesi, tıpkı ons altında olduğu gibi 4 saatlikte orada da, çünkü dolar hiç hareket etmediği için gram altında tamamen ons altının grafiğiyle birlikte eşdeğer hareket etmeye başladı. Özellikle son 3 aydır. EMA 100 dediğimiz seviye arkadaşlar burası 1068. Şu anda satışların burada biraz yavaşladığını görüyoruz. Yukarıda ise eski direnç olan EMA 55 seviyesi, artık eski destek olan EMA 55 seviyesi. Bakın şuralarda destek görevi görmüş. Şimdi artık direnç görevi görecek. Burası da 1070. 1070'in üzerinde 4 saatlik kapanışlar görmedikçe alım riskli olabilir arkadaşlar. Neresi beklenebilir? 1048 ile 1060 aralığındaki şu bölge kademeli alım için uygundur diye düşünüyorum. Aynı zamanda borsa yatırımcıları için de altın S1, yani darphanenin altın sertifikası, altın S1 koduyla bir hisse olarak alabilirsiniz. Gram altının %1'ine denk geliyor. Makas neredeyse yok denecek kadar az. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beklentimde bir değişiklik yok. Hani Fed çıkıp da dün beklemedim yani, hani çıkıp da böyle Fed'in tamam biz faiz artışını sonlandırıyoruz, yuhu işte hadi kopalım gidelim demesini de zaten beklemiyordum ama piyasa sanki onu bekliyormuş gibi böyle bir anda satışlar geldi. Adam böyle güvercin bir açıklama yapmayınca çok da şahin değildi. Şundan şahin değildi yani. Geçmiş toplantılarını açın bakın, aynı şeylerden bahsetmiş. Yani ekstra bir cümle yoktu. Yani işte daha da kırbacı vuracağız böyle faize diye bir açıklaması yoktu. Bu yüzden de böyle ons altında satışlar geldi ve tekrar söylüyorum, bu satışların ben kademeli alım fırsatı olarak düşünülmesi gerektiğini belirteyim arkadaşlar yeniden. Şöyle gümüş onsa da bakalım, bugün en çok sopayı o yedi. Ve bakın sizlere şurada direnç olarak çizmiştim. 24.10, 24.08 buralar direnç olarak karşımıza çıkabilir demiştim. Bakın bu düşen trendi ben bayağı bir haftalar öncesinde çizdim. Direnç olarak da hep sizlere şu 24.10'ları veriyordum ve buradan aşağıya döndüğünü gördük. Yani hani teknik ile temel nasıl böyle birbirine yakışıyor değil mi? Hani Fed'in toplantısı bile hani ne zaman olduğunu bilmeyen birisi şuradan bir trend çizdiğinde bakın Fed'in toplantısı ve Powell'ın o piyasa tarafından şahin algılanan konuşması tam da şu direncin olduğu yerde meydana geldi. Yani burayı yok farz edin. Bakın şu iki direnci, şurayı ve şurayı birleştirdiğinizde bir doğru çizgi elde ettiğinizde hani aylar öncesinden zaten buradan dönebileceğini az buçuk kestirebiliyorsunuz. Gümüş ons'ta da ons altındaki gibi geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ve kısa ve orta vadede 25 dolarları test etmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim gram gümüşe. Evet, gram gümüşte de o FED sonrası değerli metallerdeki geri çekilmelerden nasibini aldı. En yüksek 1453 yani. Hani güzel de bir rakam görmüş. 14.53, 1453 İstanbul'un fethi. 14.53'ten sonra şu anda 13.80'lerde olduğunu görüyorum ve buranın bir destek olarak çalışmasını da bekliyorum. Bakın burada bir FIBO direnci vardı. Daha önceden burayı direnç olarak sizlere belirtmiştim. 13.75. Buralar ilk alım yeri olarak değerlendirilebilir. Onun da altında 13.38 var arkadaşlar. Bu arada Salı günü yapmış olduğum videoda keşke borsada da böyle bir gümüş sertifikası olsa da alsaydık demiştim. Ve bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar bilgilendirici mesajlar yazmışlar, yorumlar yazmışlar. Gümüş fonu var hocam işte borsada diye. Evet, onu biliyorum. Fakat onu bir aralar ben kullandım. Pek beğenmedim. Yani gümüşle böyle birebir hareket etmediğini gördüğüm için onu çok fazla kullanmadım ama altın S1 nasıl diyeyim enstrümanı gibi bir enstrüman yapılırsa o zaman düşünebilirim arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğe de bir bakalım. Evet, 4 saatlikteki EMA 100 dediğimiz hareketli ortalama destek olarak takip edeceğimiz ana destek seviyesidir. 13.50 arkadaşlar burası. Yani 13.50 ile 13.70 aralığında düşünülebilir arkadaşlar, kademeli olmak şartıyla. Onun da altında 13.03 var. Ve bu hareketli ortalamanın altında çok fazla kalmamış. Bakın 4 saatlikte sadece şurada. 12 Ekim tarihi ile 3 Kasım tarihi arasında. Yani yaklaşık bir 2-3 hafta geçirmiş. Ve sonrasında bir yükseliş trendi başlamış. Yani bu 13.75 ile 13.50 aralığındaki bölgenin ben iyi bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum ve alım için de bekliyor olacağım arkadaşlar. Böyle 13.50'lere doğru bir geri çekilme olursa. Evet, geldik borsamıza. Borsamız dün Ekrem İmamoğlu davası nedeniyle sert satış yemişti. Son 10 dakika kala böyle ciddi satışlar gördük. Yine bizim listemize takip ettiğimiz hisselerden işte -7'ler, -8'ler görenler oldu. Yeşil kapatanlar da oldu öyle enteresan şekilde ve sonrasında bugün yeniden toparladığını gördük. Zaten dünkü videomda da hani panik yapmayın, korkmayın. Hani belki yarın da devam edebilir satış ama Hani bu gelip geçici birkaç günlük bir olay olacak bizler için ve biz yeniden yükselişe başlayacağız diye belirtmiştim. Sabah direkt açılışta yükselerek başladı. Yani ben şunu da bekledim. Hani ilk açılışta belki bir korku pompalayıp bir silkeleme yapıp ondan sonra yani yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra tekrardan yukarı kaldırırlar diye bekledim. Direkt aldılar. Viop seansı direkt %2 ile açıldı zaten. Sabah seansı 9.30'da. Ve sonrasında öğle saatlerine doğru bir miktar gevşeme oldu. Sonra tekrar aldılar. Bir şey fark ettiyseniz böyle sert düşüşlerde hep bir yerden alıcı buluyor borsa. Ve bu kontrollü bir el tarafından olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani böyle her düşüşte işte hani o büyük balinalardan ziyade sanki hani birileri bekliyor böyle. Hani doların başında bekleyen nöbetçiler var ya. Hani doları her çıktığında onu 18.60'a hapseden çalışan birileri var arka planda bizim görmediğimiz. Aynı şekilde borsada da var arkadaşlar. Yani 3.3 milyon küçük yatırımcı dediğimiz bireysel yatırımcı sayımıza ulaştık borsada. Yaklaşık bir yıl önce 1.5 milyon civarındaydı. Yani hani son bir yılda 2'ye katlandı bu oran. Ve nüfusa vurduğunuzda hani bunların ailesi, kardeşi, çocuğu vesaire dediğinizde hani yaklaşık bir kabaca 10 milyonluk bir kesimin, yetişkin kesimin borsayla ilgisinin olduğunu ve işlemler yaptığını artık sayısal olarak rakamlara baktığımızda anlayabiliyoruz. Ve seçim öncesinde hani borsanın başına bir felaket gelmesi bence istenmiyor ve bu yüzden ben de seçime kadar borsada kalmaya devam edeceğim diye sizlere vurguluyorum. Zaten şu da var. Hani mantıklı olarak da baktığımızda borsayı bırakıp da gidebileceğimiz başka bir alternatif yok. İşte kur korumalı mevduat zaten bir yıl boyunca enflasyon karşısında ezildi. Dolar aynı şekilde. Gram altın aynı şekilde. Hep söylüyorum bakın dün akşam Fed vardı. Gram altın tam böyle 1100'lere gidecekken hayda geri geldi 1060'lara. Yani onun başında Fed var. Doların başında Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi var. Güzel hapsettiler. Bakın resmen sabit kura geçtik. Yani 3 aydır dolar kafasını kaldıramıyor. Şimdi bunlar varken başka gidecek yeriniz yok arkadaşlar. Ekonomi yönetiminin de şu anki hükümetin de hani borsanın başına bir zeval gelmesini isteyeceğini hiç düşünmüyorum seçim öncesinde. Hazır bu kadar da bireysel yatırımcı borsada varken. Bu yüzden her seferinde sizlere şunu söylüyorum. Özellikle son bir yıldır düşüşleri alım fırsatı olarak kullanın diyorum. Bakın düşüş, düşüş. Bakın şurada minik minik düşüşler var. Bakın düşüşler, düşüşler ve düşüşler. Belki burada tekrardan böyle bir mini düzeltme yapacağız, edeceğiz. Ama bu yön yine yukarı olacak. Ne zamana kadar yukarı olacak? En azından Şubat'a kadar, Mart'a kadar yukarı olacak. Artık seçim maratonu başladığında yavaş yavaş bir şeyler olabilir. Yavaş yavaş portföyler boşaltılabilir. Nakite geçilebilir. O zaman dolar bazlı da 3.20'leri, belki 3.50'leri test ediyor olacağız. Yani önemli dirençlere gelmiş olacağız. Şu anda ilk yakın vade direncimiz 5460 arkadaşlar. Buraya geldiğinde de bir düzeltme görme ihtimalimiz yüksek. Bu yüzden temkinli olacağız arkadaşlar borsada. Çünkü her ne kadar ana trend yukarı olsa da hani böyle ani volatilitenin arttığı günlerde de elinizdeki hisselerin 1/3'üyle de lot arttırma amaçlı olarak trade yapabilirsiniz. Ha derseniz ki ben beceremem, işim yoğun. O zaman bekleyin. En azından Şubat'a kadar bekleyin. Hangi hisse olursa olsun. Sasadır, Hektaş'tır, Türk Telekom'dur, işte ne bileyim Gözde'dir. Listemiz belli zaten 10 tane hisse. Yani hangi hisse olursa olsun en azından Şubat'a kadar bekleyin veya Mart'a kadar bekleyin arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Tabii elimdeki 1/3 ile her hissenin 1/3 ile trade de ediyorum. Mesela Huner 15 TL'nin üzerine çıktığında sizlere bahsettim. bir düzeltme olabilir. Kar realizesi yapılabilir. Aşağıda gap boşluğu bıraktı. Oraya gidebilir dedim ve sonrasında da o kar realizelerini yaptıktan sonra da bayağı bir geri geldiğini gördük. Ne olur? Aşağıdan tekrar alırsın. Yani eskiden diyelim o parayla 1000 lot Huner alabiliyordun. Bu dediğimi yapmışsan eğer 1100 lot, 1200 lot Huner almış olacaksın bu işlemler sonucunda. Yani bunun için sadece dikkat edin diyorum. Artık yavaş yavaş tepelere yaklaştığımız için ve zaman da daraldığı için volatilite biraz daha artacaktır. Bu yüzden böyle 1/3 ile trade etmek mantıklıdır arkadaşlar bugünlerde. Şöyle teknik olarak baktığımızda Kaufman hareketli ortalaması 5058. Şöyle günlüğe bakalım. Evet, bir boşluk bıraktı demiştik 5015'te ve bugün bakalım en düşük kaç görülmüş? 5041. Yani biz hala buradaki boşluğu doldurmuş sayılmıyoruz arkadaşlar. Belki yarın doldururuz, belki pazartesi doldururuz veyahut hani çok minik bir boşluk kaldığı için 30 puanlık bir boşluk kalmış oluyor. Hatta 30 puan da değil, 25 puanlık bir boşluk kalmış oluyor. Yani böyle çok küçük 25 puanlık işte 30 puanlık boşluklar aslında çok da fazla sayılmaz. Hani buradan kaldırıp gidebilir de yine de dediğim gibi böyle dirençlere, desteklere riayet ederek güzel trade fırsatları veriyor aslında bugünlerde. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ben her gün topluluk kısmından zaten sizlere paylaşıyorum destek ve dirençleri arkadaşlar. Şu anda günlük grafiğimizde tüm hareketli ortalamaların üzerinde olmamız nedeniyle herhangi bir sıkıntı yok. RSI 67, MACD satta falan bakın. MACD satta fakat bakın burada zayıfladığını görüyoruz. Sadece dünkü o biraz da manipülatif bir satış gelmişti son dakikada. Hani böyle bilinçsiz bir satıştı ve diğer dediğimiz kısım çok satmıştı. Burada bir güçlenme olmuş o MACD'nin sat sinyalinde ve bugün tekrardan zayıfladığını görüyoruz. Burada tekrardan bir al sinyali gelebilir günlükte. Şöyle 4 saatliğe bakalım. Evet, 4 saatlikte burada sat sinyali var arkadaşlar. Bunda herhangi bir zayıflama yok ve bugün itibariyle geldi. Saat 1 itibariyle bu sat sinyali geldi. Bakın şuradaki mumda geldi. Fakat kapanış mumu da buradaki mum kadar iyi ve yeşil bir kapanış oldu. Yurt dışı endeksler çok kötü. Ona rağmen biz iyi bile durduk diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet, yurt dışı endeksler şu an yıkılmaya devam ediyor. Dow Jones -2.45 oldu. DAX'a baktığımızda -3'e dayandı. Hatta -3'ü geçmiş. -3.17 şu anda. Küresel borsalarda hem resesyon fiyatlaması oluyor hem de Fed'in dün akşam yapmış olduğu güvercin olmayan açıklamalar. Hani şahin açıklamalar demeyeyim de güvercin olmayan açıklamaların yankısıyla küresel piyasalar, değerli metaller düşüyorlar. Ama ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü onların da kaçacak yerleri yok. Yani altın yatırımcısının da işte borsa yatırımcısının da kaçacak yeri yok. Bu enflasyonist ortamda bu faiz oranlarıyla her ne kadar resesyon beklentileri, resesyon korkuları olsa da kaçacak yerleri yok. O zaman çıksınlar, nakitte beklesinler yani. Sözü daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben değerli metallerdeki geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha altını çizerek. Aynı şekilde borsamızda da geri çekilmeler ve düşüşlerde kademeli olarak alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.